Şu anda saat 7:16 ve sabahın köründe kalktık. Daha doğrusu ben Türkiye saatiyle yatıp kalktığım için daha erken kalkıyorum ama yine de burası için sabahın köründe kalktık. Ve şimdi Covid-19 aşısı olmak üzere yola koyulacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Amerika'da şu anda Covid-19 aşısı nasıl yapılıyor? Vaziyet nedir? Birazcık bunları göreceğiz. Ve kendimiz bizzat Covid-19 aşısı olarak bunun nasıl bir deneyim olduğunu, İşte acıtıyor mu ya da herhangi bir grip aşısından farklı mı? Bunu birazcık göstermeye çalışacağım size. Hazırsanız başlayalım. Mars ve Phobos sabah bizi ilk karşılayan dostlarımız. Bu Mars, bu da Phobos. Boyut farkı isimlerle örtüşmüyor. Birazcık da işin esprisi o. Benim aşı olmak üzere yola çıktığım bugün de koronavirüs krizinde, koronavirüs salgınında durum 105 milyondan fazla vaka ve 2.2 milyondan fazla ölüm. Yani inanılmaz sayılarda insan kaybettik bu salgın sırasında ve halen de her gün kaybetmeye devam ediyoruz. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda gerçekten çok kötü bir durumda. Çünkü virüse yeterince hızlı bir şekilde tepki verilemedi. Birçok politik kriz yaşandı ve buna bağlı olarak salgın Amerika'da inanılmaz boyutlara ulaştı ve dolayısıyla şimdi yeni yeni atılmaya başlanan adımlarla bunu birazcık tersine çevirmeye çalışıyorlar. Tabii ki sayılar bazında baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi halen oldukça güçlü olduğunu görebiliyoruz bu aşılardan sonra. Öncelikle çok farklı sayıda, başta Moderna ve Pfizer'ın aşıları olmak üzere aşılar temin etmeyi başardılar. Ve şu anda günlük 1.3 milyon kişilik aşılama kapasitesine sahipler. Eğer bu hızla devam edebilecek olurlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde sürü bağışıklığına erişebilmek için gereken sayıya belki Mayıs ayı civarında ulaşılması bekleniyor. Şu anda Amerika'da herkese aşı uygulanmıyor. Amerika Hastalıkla Mücadele ve Önlem Merkezi CDC belirli kategoriler belirledi. Bu kategorilere bağlı olarak ki bunu Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde yapıyor. En ciddi risk grubunda olan kişilere öncelik tanınıyor. O kişiler önce aşı oluyorlar. Ondan sonra zamanla daha da geniş gruplara önerilecek ve zaman ilerledikçe umuyoruz ki 10 milyonlarca kişi, hatta Amerika'nın durumunda 100 milyonlarca kişi aşılanmış olacak ve böylelikle bu salgını yenmemiz mümkün olacak. Genel olarak öncelik şu anda yaşlılarda, özellikle 70-75 yaş üstü hastalarda, ama eğer ki aşı varsa elde 60 yaşa kadar düşebilen yaşlarda, hastalarda, bu hastalarla çalışan, özellikle de bakım evlerinde çalışan personel öncelikli. Bu arada bunun sebebi de bu bakım evlerindeki Covid-19 vakalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün vakaların %39'unu oluşturuyor olması an itibariyle. Dolayısıyla bu salgın bu kişileri daha kötü etkiledi. Özellikle de yaşlarından ötürü ve bakım evlerinde kalan insanların altta yatan başka hastalıkları olmasından ötürü bu kişiler daha ağır bir şekilde etkilendiler. Dolayısıyla aşılarda da onlara öncelik tanınıyor. Bu kişilere ek olarak mesela öğretmenler, yani okullarda ders veren kişiler, akademisyenler, bu kişiler de öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Bunun haricinde Covid-19 hastalığıyla ilişkilendirilmiş, bu hastalıktan özellikle daha ağır bir şekilde etkilendiği bilinen hastalara da öncelik tanınıyor. Bunlar arasında neler var? Mesela diyabet hastaları var, hipertansiyona sahip olan hastalar var, hipertansiyon hastaları var. Ve bu hastalıklara sahipseniz eğer, yaşınız önemli değil. Yani halk arasında sadece işte yaşlılar, doktorlar ve hemşireler aşı olabiliyor gibi bir algı var. Aslında bu böyle değil. Eğer ki Covid-19'dan özellikle etkilenen grupta bulunuyorsanız, hastalığınız bakımından, yaşınızdan bağımsız olarak aşı olabiliyorsunuz. En azından size öncelik tanınıyor. Bu yaş aralığı 16 yaşa kadar düşebiliyor. 16 yaş sınırının da sebebi şu: Amerika'da uygulanan aşıların klinik deneylerinde 16 yaş altındaki hasta sayısı, denek sayısı çok azdı. Dolayısıyla bu
kişilere şimdilik öncelik tanınmıyor. Çünkü hani belki bilmediğimiz bir etkisi vardır çok küçük çocuklarda diye düşünülüyor. Ve bu nedenle bunlara öncelik tanınmıyor. Ama şu anda devam eden klinik araştırmalarda bu diğer dışarıda kalmış gruplara öncelik tanınıyor bu araştırmalarda ki görelim mesela çocuklarda işte etkisi nasıl oluyor. Mesela hamile kadınlarda nasıl oluyor? Bunlara bakılıyor. İlginç bir şekilde öncelikli gruplar arasında gebeler de var, hamile kadınlar da var Amerika'da. Eğer ki hamileyseniz o 1A, 1B kimi yerde işte toptan 1A olarak isimlendirilen gruba giriyorsunuz. Bir de bu COVID-19 hastalığından özellikle etkilendiği bilinen bir diğer grup obez grubu. Obez grubu biliyorsunuz vücut kitle endeksi, BMI olarak da bilinen vücut kitle endeksi 30 sayısının üzerinde olan kişiler. Bununla ilgili internette basit hesap makineleri bulabilirsiniz. Sadece boy uzunluğunuz ve kilonuzu giriyorsunuz. Çok basit bir formülden geçtikten sonra size vücut kitle endeksiniz veriliyor. Eğer ki bu sayı 30'un üzerindeyse, hele hele 35'in üzerindeyse, yani ileri düzey obezite varsa bu kişilere de 1A 1B grubunda öncelik tanınıyor. İşte benim daha erken aşı olabilmemin sebebi de bu. Benim BMI değerim 30'un üzerinde olduğu için bu bilgileri vererek başvuruda bulunduğumda bana bir sıra atadılar. Ve bu şekilde ben başvuru yaparken orada soruyorlar işte hangi gruplara giriyorsunuz diye. O değerlerinizi giriyorsunuz. Başka hastalıklarınız varsa onları yazıyorsunuz. Belirtileriniz varsa mesela bunları soruyorlar. Hastalığı geçirdiniz mi, geçirmediniz mi bunlar soruluyor. Ve buna bağlı olarak size bir sıra atanıyor. Bu sıra geldiğinde de hemen aşı olamıyorsunuz. Eğer ki o 1A sizden daha öncelikli olan gruplardaki kişiler hali hazırda aşılandıysa ve geriye aşı kalıyorsa bu kişiler de her gün bir miktarı davet ediliyor aşı yapılan bölgelere ve bu kişiler de aşılarını oluyorlar. Ben mesela bu aşıya yaklaşık bir ay kadar önce başvurdum ve daha yeni geldi sıram ki 50.000 60.000. Sıradaydım. Ve şu anda dediğim gibi daha önceden de günde 1.3 milyon kişi aşılanıyor Amerika'da. Dolayısıyla sıramız geldiğinde davet ediliyoruz ve aşılama bölgesine gitmemiz gerekiyor. Ben şu anda yaşadığım yerden yaklaşık 1 saat uzaklıktaki, 48-50 dakika kadar uzaklıktaki bir NASCAR yarış sahasına gidiyorum aslında. NASCAR yarış sahasını bir seyyar hastaneye dönüştürdüler. Özellikle de aşılama sahasına dönüştürdüler. Ben de tam canlandıramıyorum kafamda ne kadar büyük bir aşılama sahasından bahsediyoruz. Çünkü oradan daha önceden geçmiştim arabayla. Ne kadar geniş bir yer olduğunu biliyorum. Şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz. Hem bir NASCAR sahası da görme imkanımız olabilir en azından dışarıdan. İçeriye almıyorlardır şimdi ama. Neyse sonuç olarak bu yarış pistine gidiyoruz şimdi. Ve Amerika'da olunan aşılar şu anda iki aşı uygulanıyor. Birincisi Pfizer'ın aşısı. İkincisi Moderna'nın aşısı. Bu ikisi zaten ilk %90 üzerinde etkililik bildiren aşılardı hatırlayacak olursanız. Ve Amerika'da hemen bunlarla anlaşmalar yaptılar. Bana hangisi uygulanacak bilmiyorum. Oraya gittiğimizde göreceğiz. Her eyalete ve her eyaletin ilçesine, county'sine farklı sayılarda bu aşılardan gönderiliyor. Ve artık kime hangisi denk gelirse yani öyle çok seçme hakkımız olacağını zannetmiyorum. Göreceğiz bakalım orada söyleyeceklerdir. Bir de burada şöyle de bir detay var. Diyelim ki bu grupların hiçbirine girmiyorsunuz ama aşı olmak istiyorsunuz. Amerika'da uygulanan aşılarla ilgili şöyle ilginç bir konu var. Bu Pfizer'ın aşısı buzdolabından çıkarıldıktan sonra 2 saat kadar sonra bozuluyor. Moderna'nın aşısı buzdolabından çıkarıldıktan sonraki 20 saat içerisinde bozuluyor. Dolayısıyla bu aşıların buzdolabından çıkarıldıktan sonra olabildiğince erken uygulanması gerekiyor. Ve sonra tekrar buzdolabına koyup yarın uygularız diyemiyorsunuz. Bu nedenle kimi zaman bu insanlar aşı kliniklerine veya şimdi bizim gittiğimiz gibi aşı uygulanan yerlere günün sonuna doğru gidip sıra oluşturuyorlar. Ve sonrasında o gün için çıkarılmış ve uygulanmak üzere hazırlanmış ama kişinin gelmemesi, aşı yapılacak olan kişinin gelmemesinden ötürü uygulanamamış olan aşıları olmaya çalışıyorlar. Bunu birazcık aşı dağıtımının verimsizliğiyle ilişkilendiriyor insanlar ama
bu kişiler hiç sırada olmamalarına rağmen veya sıraları daha haftalarca belki aylarca uzakta olmasına rağmen aşıları olabiliyorlar. Yani sonuçta aşı olmak isteyen biri için belli başlı yollar var en azından Amerika'da. En azından bu Pfizer'la Moderna'nın aşısının vaziyetinden ötürü. Ama şu anda popülasyonun büyük bir kısmı aşılanabilmiş değil ve daha uzunca bir süre devam edecek. Aylarca aşılama kampanyasının devam etmesi gerekiyor. Ve bu süreçte virüsün çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Çünkü unutmayın, bir virüsün yeni şartlara adapte olabilmesi için o şartlarda yayılması gerekiyor. Şimdi bu şartlar şu şekilde oluşabilir. Mesela aşı olursunuz ama vücudunuz tam bir bağışıklık tepkisi oluşturamaz. Bu nedenle aşı olmanıza rağmen virüs size bulaşabilir. Bu çok nadir olacaktır. Çünkü eğer klinik deneylerin sonuçlarını hatırlayacak olursanız aşı olan kişilerin ağır hastalık geçirme ihtimali %0'a düşüyor birçok aşı için. Bu gerçekten muazzam bir başarı. Aşıların ne kadar güçlü silahlar olduğunu gösteriyor bize. Ama bazı kişiler aşı olmalarına rağmen yine de hasta olabiliyorlar. Vücutları aşıya beklenen tepkiyi vermemiş olabiliyor. Savunma sistemlerindeki farklılıklardan ötürü aşı düzgün çalışmamış olabiliyor. Bunun derin bir biyokimyası var, karmaşık bir altta yatan sebebi var. Her bireyin az çok birbirinden farklı olması nedeniyle. Dolayısıyla eğer ki bu tür bir kişiye virüs bulaşacak olursa ve bu tür kişiler arasında da virüs yayılacak olursa, bu durumda elbette virüs bu yeni şartlara adapte olarak aşılara karşı da, aşı olmuş kişilere de dirençli hale gelebilir. Şu anda bunun olması beklenmiyor. Şu anda bunun olacağını gösteren herhangi bir ize sahip değiliz. Ama tabii ki aşılamanın da çok erken safhalarındayız. Dolayısıyla elbette işler zaman içerisinde değişebilir. Ama şu anda aşılar gayet güzel ve güçlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Aşılamanın ileri düzeylere ulaştığı ülkelerde gerçekten de diğer yöntemlerin de uygulanmaya devam etmesine de bağlı olarak tabii ki salgının yavaşladığını, durduğunu, gerilediğini görmeye başlıyoruz. Mesela İsrail buna güzel bir örnek. Ama şunu da anlamak gerekiyor. Aşılar bizim alet çantamız içerisinde olabilecek en güçlü silah. Ama en güçlü silah her zaman bütün hastalığı yenmek için yeterli olmayabilir. Kimi zaman bazı yan silahlara da başvurmamız gerekebilir. İşte o silahlardan bir tanesi mesela maskeler. İkincisi sosyal mesafelendirme. Bunlar aşının olmadığı zamanlardaki en güçlü silahlarımızdı. Şimdi aşılar var. Dolayısıyla aşılara öncelik veriliyor en güçlü araç olarak. Eğer mesela ilaç olsaydı, güçlü bir ilaç olsaydı aşılardan hemen sonra ilaç gelecekti. İşte bu yüzden birazcık bunu da anlamanızı istiyorum. Yani aşı olduk, işte her şey tamamen bitti değil. Aşılama bir kere uzun bir süreç. Bunun unutulmaması lazım. Aşılama başladı diye salgın bitmiş olmuyor. Dolayısıyla aşılamanın devam ettiği süre zarfı boyunca diğer önlemleri almaya devam etmemiz gerekiyor. Maske takmaya, sosyal mesafelendirme uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Ama şu anda salgının bulunduğu durum, hele ki aşılarımız olduğu için, gerçekten çok güzel bir noktaya doğru gidiyor diyebiliriz. Keşke bu kadar ölüm, bu kadar hastalık olmasaydı. Ama yine de doğru yolda ilerlediğimizi söylemek mümkün. Akın akın geliyorlar aşılanmaya. Bu çok güzel bir haber. Use all four lanes. Have QR code ready. Hello. You both get tested today? Just me. Just you. All
for it. They will take your barcode and ID at the next check. Okay. And then if you will fill that out on both sides. Okay, sounds good. Thank you so much. Yep. Hello. How many we got? Just one for you today. Okay, QRC code, please. All right, it's coming. Here you go. You're good. All right, thank you so much. You're okay. All right, sounds great. Thank you. Şimdi hasta adını soruyorlar. Hello. Hey guys. Go ahead, finish filling that out. Come on, candy camera. Say hi to people in Turkey. Hi, people in Turkey. No. Oh, it's all great. No, there's another one. On the back. Oh, yep. Okay. This should probably be the longest process right here, is just filling out your paperwork, okay? Okay. I'm gonna put this paperwork on your dash that's just information about the shot, okay? Okay. And there's information in there about your second booster shot in there. You'll be getting the Pfizer today. Okay. And no major allergies to any vaccines before? No. No allergic reactions? No. All right. You guys have a great day. You as well. As soon as they clear, you go on up and get your shot. Thank you so much. Gördüğünüz gibi çok cana yakınlar. FEMA. FEMA is. Now there's lots of organizations here. FEMA, Amerika'nın acil durum başkanlığı. Bizim AFAD'a birazcık benziyor. Hello. Who's getting the vaccine? Just I will. Okay. Do you have your QR code? Yes. And your name? CAGRI. Okay, Matt will be giving you a vaccine. Okay. You just hold up your sleeve for me. Okay. Your left side. There you go. Yeah, hold that sleeve. I will just hold it, yeah. Alright. Just a little poke in the arm, okay? Right. One, two, three. That's it. Thank you so much. You're welcome. Okay, this is your card for your first dose, and in the back is going to state when your next one is going to be due. We will contact you, let you know location and when to get it. Mm-hmm. You're going to fill out the top at home. Okay. You're going to go straight down the cone. They're going to evaluate you for 15 minutes. Oh, if you perfect. Have any issues, just beep your horn, okay? Okay, thank you so much. Right. Have a good one. Day. You too, okay. Thanks. How do you feel? Hiç acı, yani gayet güzel yaptık zaten gördüğünüz gibi. Hiç bir He did pretty good. He didn't cry. Yeah. Yeah. Yes. evet, ağlamamayı başardım. Normal, yani zaten ilk etapta hissettiğiniz tek şey aşının kendi iğnesinin etkisi, yoksa aşının kendisinden bir tepki oluşması için zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik hiçbir şey yok, sadece normal. So now you can wait for 15 minutes basically. There's 15 dakika boyunca bizi bekletecekler. Eğer ani, büyük, ciddi bir yan etki olursa hemen müdahale edebilmek için. Eğer acil bir durum olacak olursa, bir yan etki falan oluşacak olursa hemen kornaya basarak onları uyarmamızı istiyorlar ve böylelikle gelip müdahale edebilecekler. Zaten anafilaktik bir etki olursa, yani savunma sisteminiz absürt bir tepki verecek olursa bu aşıya, zaten ilk birkaç dakika içerisinde oluyor. Sonraki diğer yan etkiler, işte baş ağrısı, bölgede aşı olunan bölgede şişme, yorgunluk, ateş falan gibi şeyler. Zaten hani olsa bile, ki bunlar azınlıkta olan etkiler, kol ağrısı falan hemen hemen herkeste olur da %70'lerde falan.
diğer işte ateş gibi şeyler 1-2 gün boyunca devam edip sonra sonlanan yan etkiler. Yani öyle çok kalıcı yan etkiler değil. Halbuki Covid'in yan etkilerini düşünün. Covid'in o zaten ağır olan, ölümcül olan semptomlarına ek olarak hastaların neredeyse %70-75'inde 6 ay sonra iyileşmelerinden, klinik olarak iyileşmelerinden 6 ay sonra en az bir yan etki görülmeye devam ediyor. Yani bunu sadece 1-2 günlük aşıdan kaynaklı yan etkilerle kıyaslayınca ölme ihtimalinizi göz ardı edecek olursanız, COVID-19 olursanız ölme riskinizin normalde günlük yaşantınıza göre ne kadar yüksek olduğunu düşünecek olursanız, tabii ki aşı her türlü kar zarar analizini rahatlıkla geçiyor. Zaten aşıları güçlü yapan şey de bu. Evet. Bir aşı kartı verdiler. Bu aşı kartı üzerinde aşıyı ne zaman olduğumuz ve bir sonraki aşının ikinci dozunun daha doğrusu ne zaman yapılacağı, mesela şimdi bugün 4'ü ayın 4 Şubat 25 Şubat'ta ikinci dozu olacak. 3 hafta sonra. Onun için tekrar geleceğiz. Ama bu kart aşının ilk dozunu olduğumuzu gösteriyor. Bakalım, umarım hastalığa karşı gerçekten güçlü bir direnç kazanmamızı sağlayacaktır. Ve böylelikle bu salgını da 21. yüzyılın şu ana kadar görülmüş en ölümcül salgınını atlatmayı başaracağız. 3 hours later. Evet, döndük geri eve. Aşı olmamın üzerinden yaklaşık 3 saat geçti. Arada gene bir saat yol kat ettik. Ondan sonra durup bir yerlerde yemek yedik. Ondan sonra evde toplantım vardı. Ben ona katıldım bir saat kadar. Yani aradan yaklaşık 3 saatlik bir süre geçti. Ve şu anda beni de şaşırtan bir şekilde kolumda hiçbir ağrı yok. Herhangi bir semptom, herhangi bir yan etki oluşmadı. Aslında ben birazcık hani şöyle düşünüyordum. Yani birazcık bir ağrı olur, belki biraz ateş çıkar. İşte hani izleyenleri çok fazla korkutmamak, çok fazla endişelendirmemek için yani başa çıkılabilir bir ağrı, işte birazcık ateş çıkar falan gibi şeyler söylemem gerekir diye birazcık düşünüyordum kafamda. Çünkü yani hastalığın kendisinin etkilerinin yanında bu ufak tefek aşı yan etkileri yani çok önemsenecek şeyler değil aslında. O yüzden hani o şekilde düşünüyordum biraz. Ama fark ettim ki hakikaten hiçbir şey yok. Buna birazcık ben de şaşırdım. Hatta eşime sordum yani hakikaten yaptı mı aşıyı adam acaba diye. Belki onun elinin hafifliğinden, belki işte bireysel özelliklerden kaynaklı olabilir. Herkes her kimyasal maddeye aynı şekilde tepki vermeyebilir. Yani bende mesela şu anda hiçbir yan etkinin olmaması sizde kesinlikle olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama buna istatistiki olarak yaklaşmak lazım. Aşının yan etkileri gerçekten çok nadir. Normalde gördüğümüz bazı diğer işte grip aşısı gibi basit artık oturmuş aşılara nazaran birazcık daha fazla, evet. Ama gördüğünüz gibi hiçbir yan etki göstermeme ihtimaliniz de var. En azından benim şu anda deneyimlediğim o. Evet, son bir güncelleme ile karşınızdayım. Aradan yaklaşık olarak 36 saat geçti aşıyı olmamdan beri. Ve dün gece, yani aşıyı olduktan yaklaşık 10-12 saat kadar sonra aslında ilk defa kolum birazcık ağrımaya başladı. Ve hani o grip aşısından sonra genellikle hemen başlayan ağrı biraz gecikmeli başlamış oldu. Ama yani dayanılamaz bir ağrı değil. Son derece hafif, sadece hani kolunuzu hareket ettirdiğiniz zaman sanki orada bir kasılma varmış gibi hissediyorsunuz. O kadar. Ve dün gece uyuyup uyandıktan sonra bu sabah tamamen geçmiş vaziyette kolum. Bu çok güzel bir haber. Yani neredeyse hiçbir yan etki olmaksızın birinci dozu atlattık. Tabii göreceğiz, ikinci dozda bu böyle olmayabilir. Çünkü bu birinci doz sayesinde vücudum, bağışıklık sistemim direnç kazanacak bu mızrak proteinlerine karşı. Ve ikinci aşıyı olduğumuzda bu defa tepki çok daha kuvvetli, çok daha güçlü olacak. Bakalım bizi neler bekliyor orada. Ama şunu söyleyebilirim. Birçok insanın tabii aklında olan soru, ben aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Şimdi bu tür bir tavsiye kişisel bazda verilemez. Ancak eğer ki ortalama bir vatandaşa hitap ediyorsam şu anda bu videoyla, ortalama bir vatandaşın endişelenmesi için ortada bir sebep gözükmüyor. Yani bu aşılar, özellikle de onay verilen aşılar, faz 3 çalışmaları açıklanmış olan aşılar, son derece güvenli aşılar ve bugüne kadar, daha ben bu videoyu çekerken bile, milyonlarca, hatta 10 milyonlarca insan bu aşıyı oldu ve hiçbir şekilde bir ölüm, çok ciddi yan etkiler ya da endişelenmeyi gerektirecek herhangi bir etki görülmedi. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde oturup
kara kara düşünmeyi gerektirecek bir durum yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki bana da aşıyı olmadan önce sordukları gibi, daha önceden aşılara karşı bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, aşının içerisindeki maddelere, ki bunlar yayınlanıyor biliyorsunuz, bunlara karşı bildiğiniz bir alerjiniz varsa bunları hekiminize de sorabilirsiniz. Eğer henüz aşının önerilmediği bir gruptaysanız, ki bunlar şu anda çok kısıtlı, zaten herkes de aşıyı olamıyor ama zamanla hepimiz olabileceğiz aşıları. Bu videoyu izleyen herkes aşıyı olabilecek, çok da uzak olmayan bir gelecekte. Dolayısıyla bu tür ekstrem bir durumunuz yoksa, sıradan, sağlıklı, hani kimyasal maddelere karşı çok duyarlı olmayan, bugüne kadar aşılarla, ilaçlarla ilgili dikkate değer bir sıkıntı yaşamamış biriyseniz, aşılardan endişe etmenize gerek yok gibi gözüküyor. Şimdi buradaki bir ikinci endişe şu olabilirdi. Türkiye'de Pfizer ve Moderna gibi ya da AstraZeneca gibi çok daha geniş bir şekilde uygulanan bir aşı bulunmuyor. Bunun yerine Sinovac firmasının CoronaVac aşısı bulunuyor. Ve bu aşı benim bu videoyu çekmemden sadece birkaç saat öncesine kadar uluslararası ölçekte faz 3 sonuçlarını açıklamamıştı. Bu sonuçlar neyse ki geldi, o yüzden ben de bu güncellemeyi çekmek istedim. Ve görünen o ki Türkiye'de de uygulanan ve 2 doz olarak uygulanan CoronaVac aşısı bütün COVID-19 vakalarında ortalamada %50-51 etkililik oranına sahip. Bu oran Türkiye'de %91 civarında açıklanmıştı. Ama orada 29 kişi kullanılmıştı. 29 kişinin verisine dayanılıyordu. Şimdi Sinovac'ın resmi olarak yaptığı açıklamada ise binlerce kişiye ve farklı coğrafyalara dayanan veri ortak bir şekilde sunuluyor. Dolayısıyla ortalama bir kişinin hastalığa yakalanma ihtimalini yarı yarıya azaltıyor gibi gözüküyor. Ama bu tek faktör değil aşıyı önemli kılan. Biliyorsunuz COVID-19'u zaten birçok kişi hafif atlatıyor. Ama önemli bir bölüm, dikkate değer bir bölüm çok ciddi yan etkiler yaşıyor. Ve bu yan etkiler aylar sonra da kendini göstermeye devam edebiliyor. Ve bu grupta, yani daha ağır geçiren kişilerde virüse yakalanma ihtimalini %83-84'lere varan oranda azalttığı, bu düzeyde etkili olduğu görülüyor. Ve her şeyden önemlisi, ölümcül vakalarda, ölümlü vakalarda tıpkı diğer aşılar gibi %100 etkililiğe sahip olduğu görülüyor. Zaten COVID-19 konusunda endişe ettiğimizde yakalanıp da hafif atlatacak, semptomsuz atlatacak kişiler değiller. Ve siz bunu önceden bilemezsiniz. Ben bu hastalığa yakalanırsam semptomsuz atlatırım, hafif atlatırım. Böyle bir kural defteri bulunmuyor. Dolayısıyla asıl odağımızdaki kişiler bu virüse yakalanıp da ağır hastanelik olacak düzeyde geçirecek insanlar ve hatta belki de ölecek olan insanlar. Ve siz bu kategoriye düşüp düşmeyeceğinizi bilemezsiniz. Sadece istatistiki olarak bir ihtimal atayabilirsiniz buna. Ancak bunu aşıların etkililik oranıyla kıyasladığımızda bu oranın çok daha yüksek, çok daha riskli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı olunmasını öneriyoruz. Eğer ki özel bir durumunuz yoksa. Burada bir ülke olarak Türkiye'ye düşense şu, sadece bir aşı firmasının sadece bir aşısına odaklanmak yerine, hele ki kısıtlıyken stoklar, olabildiğince fazla sayıda aşı firmasıyla çalışarak ülkemize çok daha fazla sayıda aşı getirilmesi ve bunların çok hızlı bir şekilde uygulanması, çünkü istediği kadar aşılar etkili olsun, istediği kadar COVID-19'u durdurmak konusunda başarılı olsunlar, eğer ki aşıları insanlara veremezsek o aşıların hiçbir etkisi yok demektir. Bu nedenle umuyorum ki ilerleyen dönemde de Pfizer'ın aşısı, Moderna'nın aşısı, AstraZeneca, Oxford aşısı Türkiye'ye gelecektir ve bunlar çok daha hızlı, şu anda olandan kat kat hızlı bir şekilde ülkemizde uygulanacaktır. Ve umuyorum ki en azından 2021 yılı içerisinde COVID-19 belki yılın sonlarına doğru artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkacaktır. Umudumuz bu yönde, göreceğiz ne kadar düzgün bir şekilde aşılama yapabileceğimizi, kurallara ne kadar uyacağımızı hep birlikte bekleyip göreceğiz. Benden şimdilik bu kadar, artık aradan çok uzun bir süre geçti. Bu noktadan sonra herhangi bir yan etki zaten beklemiyorum. Ancak ikinci doz aşıyı olurken ve olduktan sonra yaşananları da sizlerle paylaşacağım. Eğer ki bunu faydalı bulduysanız
ilham verici bulduysanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede ikinci kısmı, ikinci dozu da kaçırmamış olursunuz. Ayrıca çok güzel yeni videolar yolda. Eğer bunları da kaçırmak istemezseniz kanala abone olup zil tuşuna basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak eğer ki bu çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız, daha fazlasını yapabilmemize katkı sağlamak isterseniz Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden bize destek olan harika insanlar arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.